Birinci soruda ABC dik üçgeninde BC'nin iki kök 13 olduğunu söylemiş. AB M iken şuraya M dersem ve bu M'i de karşıya atarsam AC dediğim değerde M artı 2 oluyormuş. Şurası da M artı 2 olmak üzere hocam. Dik üçgen olduğu için sol tarafın karesinden M kare artı sağ tarafın da karesinden M kare artı 4 M artı 4 eşittir. 2 kök 13'ün karesiyle de 13 çarpı 4 ile sanırım 52 gelir. Sol taraftan şurada iki tane m kare var ve hepsinin OBB 2 olduğu için tüm katsayıların bu tüm denklemi ikiye bölelim. Bu da m kare artı 2 m eşittir. Sağda 26 ve solda 2 kalmıştı. 26'dan da 2'ye aldığımda 24 kalacaktır. Sadece bu denkleme bakarak m ile m artı 2'nin çarpımı 24 için 6'ya 4 diyebiliriz. Buraya dikkat edin. m artı 2 dediğim değer 6. m'in kendisi de 4 olacaktır. Bana soru ab'yi sormuştu. ab uzunluk m'in kendisiydi. Cevabımız 4 gelir hocam. İkinci soruda da ABC üçgeninde diklik vermiş 18 ve 3 kök 5 santim uzunluğu vererek x'in kaç olduğunu sormuş. Şu üçgene dik üçgene bakarak hocam 100'ün karesinden 64'ün karesine indiğimde 36 kalır. Bu da 6'nın karesiyle AD yüksekliği 6'dır diyebilirim. Sadece şu sol taraftaki dik üçgene bakarak da hipotenüsün uzunluğunun karesi yani 3 kök 5'in karesi 9 çarpı 5 ile de 45'ten 36 indiğimde şurada 9'un karekökü kalır. 9'un kare kökü artı eksi 3'ten artı 3 olur. Üçüncü soru da ABC dik üçgeninde 12, 5, 4 ve 7 santim uzunluğu vererek AD, AE, AC'nin toplamlarının kaç olabileceğini sormuş. Sadece şu çizdiğim mavi dik üçgene bakarak 5, 12 ile şuraya da 13 santim uzunluğu yazabiliriz hocam. Devamında kırmızı ile çizdiğim şu üçgene bakarak 12, 9 ve buranın da 15 olduğunu söyleyebilirim. O da şöyle ki 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı geliyor mantığıyla da yakalayabilirsiniz. 13 ve 12 olmak üzere. Şu turuncu ile çizdiğim yerde de en büyük üçgende 12'nin karesi şuradan da 16'nın karesi ile 12 3'ün 4 katı burası 4'ün 4 katı ve burası da 5'in 4 katıyla 20 olur diyebiliriz. Şimdi benden istenilen yerlere bakalım. AD uzunluğu 13'tü. AE 15 ve AC de sanırım bu da 20 olacak. 20, 35, 38 ve 48 olur. Dördüncü sorumuzda da ABC dik üçgeninde dikliği vermiş. AD'yi DC'ye eşit vermiş. Şu eşitlik. 10 ve 8 santim uzunlukla verilerek x'in kaç olduğunu sormuş. Şuradaki 8 ve 10'a bakarak buranın 6 olduğunu söyleyebiliriz hocam. 6, 8, 10 özel üçgeniyle. Eşitlikten ötürü şuraya da 6 santimdir derim. Sol taraftan 64 ile 8'in karesi. Sağ taraftan da 12'nin karesi olan 144'ü topladığımda burası da 208 yapar. X dediğim uzunlukta hipotenüse baktığı için 208'in karekökü gelecektir. Sanırım o da 4 kök 13. 5. soruda da iki tane diklik 10 kök 3, 10, 15 ve 12 santimde uzunluk verilerek x'in kaç santim olduğu sorulmuş. Şu kırmızıyla çizdiğim dik üçgene bakarak 9, 12, 15'i görebiliriz. Eğer göremiyorsak da 225'ten 144 çıkardığımızda 81 kalacağını da yakalayabiliriz. Ya da 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı mantığıyla da görebiliriz. Şurası 9 santim olmak üzere. Şimdi hocam eğer şu A ile birleştirirsem 10'un karesi ve 10 kök 3'ün karesi ile de burası 27'dir. Devamında mavi ile çizdiğim şu üçgene dikkatli bakarsanız bir adet 90 derece görebiliyorum. 20 5'in 4 katı şurada 3'ün 4 katı burası da 4'ün 4 katı olmalı yani 16 olmalı. 16'nın 9'unu da buraya verdiğimde x'e de 7 kalmalı diyebiliriz. Altıncı sorumuzda da ABC dik üçgeninde diklik verilmiş AH 6 santim vermiş ve BHM için şuraya M dersem ve m'i de karşıya atarsam hc m artı 5 olur. Dolayısıyla da şu uzunluk m artı 5 olacaktır. Mavi çizmeye çalıştığım şu. Dikten dikindiğim indiğim durumda kısa bacak ile uzun bacağın çarpımları dikmenin karesini verirdi. Burayı tekrar söylüyorum hocam. Kısa bacak ile uzun bacağın çarpımı dikmenin karesini verirdi. Dolayısıyla m tane m artı 5 dediğim değerin çarpımları altının karesi olan 36'yı vermeli. Burada isterseniz ikinci derece denklemlerin kökünü elimleriz ama eğer isterseniz 9'a 4 deyip bir deneyebiliriz. Eğer m 4 olursa 4'ün 5 fazlası da 9 olur. 4 çarpı 9'a 36'yı sağlar. Dolayısıyla m dediğim değer 4'müş. Şurası 4. <laughs> Şurası da 9 olmak üzere. Şu x için kırmızıyla çizdiğim dik üçgende 6'nın karesiyle 36, 4'ün karesiyle de 16. Bu da 52 yapar. 52 de sanırım 2 kök 13. Yedinci sorumuzda da bu biraz giriş seviyesi bir soru olmayabilir. ABC üçgeninde iki tane diklik vermiş. 6, 2 ve kök 3 cm uzunluğu vererek x'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi hocam şu D noktasındaki dikten dikten dikindiğimde kısa bacak ile uzun bacağın çarpımı dikmenin karesiydi. Dolayısıyla 2 kere 6 12 olacağından şurayı 12'nin kökü olarak yazabilirim. 12 de 3 çarpı 4 olacağından 4'ü de kökten kurtarabilir. 2 kök 3 diyebilirim. Şimdi kırmızıyla çizmeye çalıştığım şu dik üçgene dikkatli bakarsanız sağ tarafta 3 kök 3'ün karesi ile 3 kök 3'ün karesi ile 9 çarpı 3 ile 27 alt tarafta da 6'nın karesi ile 36 bizim x'in karesini verir. x'in karesi için şurası 50 ve 63 olacaktır. 63'ün kökü de 3 kök 7 gelecek. 8. sorumuza da sanırım bu soruda biraz kompleks. ABC dik üçgeninde 3 üç tane eşitlik vermiş. Burada biraz duralım. A'dan D'ye şöyle bir ışın çektiğimde şu ışından çıkan parça karşı tarafı hem iki eşit parçaya bölebilmiş hem de kendisi de bunlara eşit olabilmişse şu muhteşem eşitliğe bakarak bu noktanın muhteşem üçlü merkezi olduğunu söyleyebilirim. Ve eğer burası muhteşem üçlü merkezi ise şurası da dikiner diyebilirim hocam. Şimdi eğer hatırlarsanız şu A'dan dikten dikindiğimde kısa bacak ile uzun bacak çarpımı dikmenin karesiydi. 2 kere 8'den 16 olacak. 16'nın kare kökü de 4 gelir. Ve devamında sadece şu sağ tarafın dikliğine bakarak 8'in karesi ile 64 ve 4'ün ile de 16 90 pardon 80 olacaktır. 80'in karekökü de 4 kök 5 gelir. 9. sorumuzda da ABC üçgeninde 45 derece verilmiş 12 ve 10 kök 2 santim de verilerek x'i sormuş. A ışın A noktasından şöyle bir ışın çektiğimde ve bunu dikindiğimde hocam 45 45 90 üçgenini yakalayabiliriz. Eğer karşı taraf 12 ise bunun köküdeki de biri yani 6 kök 2 ve 6 kök 2'ye kenarlara ulaşabilirim. Devamında şu 10 kök 2'nin 6 kök 2'sini buraya verirsem şuraya da 4 kök 2 kalır. Karşı tarafta da sadece şu dik üçgene bakarak x'e ulaşabiliriz. 6 kök 2'nin karesi ile 72, 4 kök 2'nin karesi de 32 gelecektir. Bu da 104 yapar. Sanırım 104'ün kare kökü de 2 kök 26 olacaktır. 10. sorumuzdaki sorunun da mantığıyla ABC üçgeninde 75 ve 45 dereceler verip AB'yi 8 santim demiş ve x'i sormuş. Şimdi hocam A noktasından bir ışınla indiğimde sağ tarafta 45 45 90 üçgenini yakalayabilirim ve 75 derecenin 45'inde buraya verirsem şuraya da 30 derece kalacaktır. Şurası dik olursa da şuraya da 60 derece kalır. 90 derece 8'e bakıyorken 30 bunun yarısını görür ve 4 derecedir. 30 4'e bakıyorken 60 da bunun köküç katı yani 4 köküçe bakıyor demektir. Sağ taraftaki iki kenar üçgenle şurası da 4 kök 3 olur. Ve karşı taraf hipotenüs 4 kök 3'ün kök 2 katıyla 4 kök 6 gelir hocam. Cevabımız 4 kök 6. 11. soruda da ABC 60 derece ve 2 tane diklik 5 santim ve kök 3 santim verilerek DF'nin BF'ye olan oranını sormuş. ED ışınını şu şekilde devam ettirdiğimde hocam. 90 derece, 60 derece ve karşı tarafa da 30 derece kalır. Şurası 30 dereceyken ve 30 derece 5'e bakıyorken 60 derece bunun köküç katına bakar ve tamamı şurası 5 köküç olur. Köküçünü buraya verirsem 5 köküçün şuraya da 4 köküç kalır. Devamında 30 derece 5'e bakıyorken 90'da bunun 2 katına bakar ve şurasının tamamı 10 santim olur. Şimdi hocam büyük üçgenden ziyade küçük üçgene inelim. Küçük üçgende şurası 90 burası 30 şurası da 60 derece olmak üzere. 90 derece 4 köküçe bakıyorken 30 bunun yarısına 2 köküçe bakar. 32 köküç'e bakıyorken de 60 bunun kök 3 katına bakar. 2 çarpı kök 3 çarpı kök 3 ile burası da 6 santim gelir. Tamamı 10 santim ise şuraya da 4 santim kalır diyebilirim. Şimdi istenilen df uzunluğu 2 kök 3'müş. Bölü bf'ye olan oranı yani 4'e olan oranını sormuş. 2 ile de 4'ü sadeleştirirsem şurada 2 kalacaktır. Kök 3 bölü 2 cevabımız olur. 12. sorumuzda daha ABC dik üçgeninde 45 ve 15 dereceler verilmiş. 4 kök 2 santim de verilerek x'in kaç santim olduğu sorulmuş. Sadece şu kırmızıyla çizdiğim dik üçgene bakarak 90 derece 4 kök 2'ye bakıyorsa şu 45-45 üçgenleri de 4'e 4'e bakar. Ve bununla beraber şu yukarı taraf 15 ve 45'i topladığımızda 60 derece yapacağından karşı tarafa da 30 derece kalır. Şimdi hocam 30 derece 4'e bakıyorken 98'e bakar. Ve bundan ziyade 30 derece 4'e bakıyorken 60 derecenin tamamı da 4 kök 3'e bakar. Şu x dediğim kısmi parça 4 kök 3'ten 4 çıkardığımda kalan parçaya eşittir. Cevabımız 4 kök 3 eksi 4 olmalı ve bu da sanırım D şıkkında.